Merhaba sevgili Çiftçi TV izleyicileri. Yeni bir tarla bitkileri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerin karşısına yepyeni bir programla, farklı bir konseptle çıkıyoruz. Ahevran Üniversitesi'nin değerli hocalarıyla birlikte hem üniversitemizin çalışmalarından hem de ülkemizde son zamanlarda yaygınlaşan vermikompost yani solucan gübresi üretiminden sizler için anlatacağız. Yanımızda Ahevran Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Vatan Karakaya, Ziraat Fakültesi Dekanımız, aynı zamanda Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Mustafa Kurt, Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcımız Doktor Öğretim Üyesi Hakan Başak, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Arzukan, Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Şüheda Hepşan Türkay var. Hocalarım, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli vaktiniz bize ayırdığınız için Çiftçi TV ailesi olarak sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz sizlere. Evet. Sayın hocam, dilerseniz sizle başlayalım. Lütfen. Kırşehir sanayiden çok tarım ve hayvancılığın yaygın bir şekilde yapıldığı bir ilimiz. Üniversite olarak tarıma ne tür katkılar sağlıyoruz? Biz üniversite olarak büyük bir misyonu taşıyan bir üniversiteyiz, Ahevran Üniversitesi. Çünkü Türkiye'de 41 üniversite içerisinden seçilen 5 pilot üniversitesinden biri. Bu pilot üniversitede proje başlıkları da tarım ve jeotermaldir. Dolayısıyla bizzat Yöküm ve Kalkınma Bakanlığı'nın ulusal düzeyde desteklediği zaten bir projeyi şu anda yürütmekteyiz. Ve bunun belirli aşamalarını geçmiş durumdayız. Tarımla ilgili kısımda Kırşehir hem tarım hem de hayvancılık ekseninde gelişen bir il. Dolayısıyla hayvancılığın desteklenmesi üzere biz Kaba Yem'de Türkiye projesi yürütmekteyiz. Bu Kaba Yem'le yaklaşık 12.080 işletmesi olan 175.000 büyükbaş hayvanı barındıran Kırşehir'de Kaba Yem girdisinde bir açılım yaparak bu ilerlemeyi sürdürmek için bizzat YÖK'ün Kalkınma Bakanlığı'nın desteklediği projeyi yürütmekteyiz. Ama bununla birlikte üniversiteler içine doğdukları şehrin ufkunu açarlar. Onlara bilimle katma değer üretirler. Bu anlamda da vermikompost özellikle Kırşehir diyoruz. İnşallah bu Kırşehir'in kır kısmını güle dönüştürecek, toprağını yenileyecek bir vermikompost hocalarımızın projesi olarak başladı. Bu Konya Ovası Proje Başkanlığı tarafından desteklendi. Şu anda bu bölgeye ve Türkiye'nin bu işi yapmaya niyetli insanlarına bir umut olacak şekilde bunu bilimsel bilgiyle yürütmekteyiz. Dışarıdan özellikle sürekli eğitim merkezlerimizde kurslar verip bu vermikompost alışkanlığını Türkiye'ye yaymak için de ciddi bir emek sarf etmekteyiz. Sadece vermikompost değil, şehrin dinamiklerini iyi yakalamış olan üniversitemiz bununla birlikte birçok alanda yenilikler yapmakta. Biz özellikle hayvancılığın bu denli yoğun olmasından kaynaklı YÖK'e pilot üniversite projesini sunarken hayvancılıkla ilgili de bir projemiz vardı, evet. Ama bu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne verildiği için Burdur'a, biz şu anda hem Burdur hem Konya'da Tarım Gıda Üniversitesi ve bakanlık ilgili alanlarla irtibat halinde bir hayvan hastanesi projesini yürütmekteyiz. Çok bunu güzel. İnşallah gene Konya Ovası projesi desteğiyle ki önümüzdeki günlerde ziyaret edeceğimiz bakanlık desteğiyle bu Kırşehir'in hayvan güzergahında bir dinlenme noktası oluşundan kaynaklı bir hayvan hastanesi projemiz var. Bunu hayata geçireceğiz. Çünkü 170.000-175.000 büyükbaş hayvanın olduğu bir ilde hayvan ölüm oranları çok yüksek. %12-13 civarında. Dolayısıyla kurulacak veteriner laboratuvarlarıyla bu hastalıkları biz ülke ve dünya standartlarına indirmek, %2'ye, %4'e indirmek gibi bir projeyi şu anda yürütüyoruz. Bununla birlikte gene bölgesel kalkınma, ki bizim pilot üniversite projesinin ismi bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma. Yani üniversiteler içine doğdukları şehrin değerleriyle markalaşmasını öngörüyor. Burada bir jeotermal, bir de tarım. Tabii ki akabinde hayvancılık. Bu üç ana unsuru, bu bölgeye ait bu üç ana unsuru üniversitenin bilimsel bilgisiyle markalaştırmak, ulusal hale getirmek, bu yetmiyor. Uluslararası bir markaya dönüştürmek üniversitenin temel misyonu. Bunu bizim stratejik planımızda hedef olarak koyduğumuz bir gerçek. Tabii üniversite
Bu ekonomik katkıları yaparken bir taraftan sosyal değişimleri gerçekleştirmek üzere kendi misyonunu icra ediyor. Bunun yanında üniversitemizin Türkiye için bizim de onur duyduğumuz bir özelliği daha. Biz tüm iş akışlarıyla Türkiye Standartlar Enstitüsü'nden iş akışlarını akredite etmiş Türkiye'nin ilk ve tek üniversitesiyiz. Kalite standartları noktasında ve hamdolsun bununla Türkiye'de üniversitelere mihmandarlık yapmaktayız. Çok güzel. Bu anlamda bu süreçleri gerçekleştiren başta yöneticilerim olmak üzere tüm personelimi ben huzurlarınızda tebrik ediyorum. Sayın dinleyicilerimizin huzurunda bunu belirtmek isterim. İnsanlar umut beslediğinde yapamayacakları iş yok. Dolayısıyla biz Kırşehir'de tarımı, hayvancılığı ve sosyal yapıyı tam da şehrin hak ettiği şekilde bir seviyeye getirmek için büyük bir gayret içerisinde çalışmaktayız. Bu projelerimiz devam edecek. Gene bizim BAP, Bilimsel Araştırma Projeleri birimimizle desteklediğimiz 40 tonla planlayıp 10 tonla başladığımız bir balıkçılık var. İç Anadolu'da İrfanlı Barajı etrafında bir balık üretim kültürü geliştirdi bununla. Biz bundan da mutluyuz. Şu anda 10 tonluk bir tesisle balıklarımızı ürettik. Kendi balığımızı ve çevredeki ihtiyacı olan balık ihtiyaçlarını buradan karşılıyoruz. Ama güzel olan şey şu, biz bunu yaptıktan sonra yaklaşık 20'ye yakın müteşebbis bu anlamda bizim bu yaptığımızda tesis kurma hevesi oluştu, güven oluştu. Bir şeyi daha sayın seyircilerle paylaşmak isterim. Kırşehir'e özgü olan jeotermal ile birlikte biz burada pilot üniversite içerisinde organize sera bölgeleri hedefliyoruz. Projelerimizin içinde bu var. Bu üretim alışkanlıklarını değiştirmek, bölgeye yeni üretim, tarım alanında yeni üretim sahaları açmak üzere hem müteşebbislerimizi ki buradan ilan ediyorum, biz bu pilot üniversite içerisinde seracılık yapmak isteyen yatırımcıları üniversitemize bekliyoruz. Şu anda bir yatırımcımız yaklaşık 500 dönümlük bir sera tesisi kurmak üzere bizimle işbirliği içerisinde. Dahasını da istiyoruz çünkü buranın bir jeotermal nimeti var. Bunu üretime, bilimsel bilgiyle üretime dönüştürmek için biz üniversite olarak hazırız. Genelde üniversitemizin planladığı projeler bunlar. Dahası var ama bunları İnşallah hayata geçirmek istiyoruz. İnşallah daha gerekli. Hocam, 5 pilot ilden birisi olmak tarım evet. konusunda. Hele hele bölgenin yapısına baktığımız zaman hayvan hastanesi kurmak ileri bölge için çok önemli. Kesinlikle. Buradan çiftçilerimiz duyduğu zaman sevinmiştir. Ama daha da benim en çok hoşuma giden şu, yaptığımız programlarda şunu gördük. Kırşehir kurak bir yer. Su konusunda büyük sıkıntıları var. Jeotermalli bir seracılığın başlaması burada. İlerisi için çok İnşallah. Çok güzel şeylere sebep olacaktır. İnşallah. Biz çalışmalar için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Umarım çiftçilerimiz mutlu olmuşlardır. En kısa zamanda hayvan hastanemizi onlarla buluşturmak üzere. İnşallah. İnşallah. Hayırlı bereketli günler diliyorum. Hayırlı bereketli bir yıl diliyorum. Sağ olun. Evet, dekan hocamla da konuşmak istiyorum. Hocam, Ziraat Fakültesi olarak projelerimiz var, çalışmalarımız var. Özellikle mesela en son yaptığımız, bugün konuşacağımız vermikompost projesi var ki tüm ilçelerde yoğun bir katılıma neden oluyor. Genel olarak Ziraat Fakültesi'nin çalışmalarından biraz bahsedebilir misiniz? Ben öncelikle Çiftçi TV ailesine teşekkür ediyorum böyle bir programla bizi buluşturduğu için. Ve seyircilerimizi de selam, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi kısaca fakülte hakkında ben bilgi vermek istiyorum. Fakültemiz 9 bölüm, 400'e yakın öğrenci, 60 küsür öğretim elemanıyla eğitim öğretim faaliyetine devam ediyor. Tabii öğretim elemanlarımızla birlikte evet bir dizi projelerimiz var fakülte olarak. Ben aynı zamanda rektör yardımcısı olarak bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü de görevlerim arasında. Bu proje süreçlerini de biz yakinen takip ediyoruz ve gerektiğinde hocalarımızı da yönlendirmeye çalışıyoruz. Tabii fakültemizde özellikle Kırşehir'in tarım alanı öne çıkması hasebiyle tarımla ilgili projelerini biz yoğunlukla desteklemeye çalışıyoruz proje bazında. Bunlardan önemli sayacağımız projelerden biri de tabii ki vermikültür dediğimiz Şüheda hocamızın yaptığı proje. Biz başlangıçta tabii sayın hocamla fakültemizi gezerken hocalarımız neler yapıyor bölüm ziyaretlerinde,
laboratuvarlarında ne gibi çalışmalar yapıyor şeklinde Sayın Hocamızla biz ziyaretimizde hocamızın projelerini dinlemiştik. Çalışma alanlarıyla ilgili birkaç soru sormuştuk hocamıza, ne yapıyorsunuz şeklinde. Tabii konunun önemini ben daha önce az çok bildiğim için hocamla biz daha sonra görüştük. Dedik bu siz evet bir bilimsel araştırma yapıyorsunuz ama biz bunu küçük ölçekte değil büyük ölçekte gerekirse Türkiye'ye tanıtabiliriz şeklinde. Daha sonra bir altyapı projesiyle altyapı oluşturduk. Sonra da işi bu hale getirdik. Yani genişlettik. İnşallah daha fazla da genişleyecek. Tabii projelerin aslında üç yönü var. Bilimsel yönü, sosyal hayata değen algıyı, alışkanlığı değiştirme yönü, bir de ekonomik yönü. Bu vermikültür projeleri aslında bu üç ayağını da barındıran bir proje. O açıdan biz Ziraat Fakültesi olarak, gerekse üniversite olarak bunu Kırşehir'e tanıtırken aslında bir anlamda Türkiye'ye de tanıtıyoruz. Çünkü bunun dediğim gibi hem ekonomik yönü, hem sosyal yönü, hem de eğitim öğretime bakan yönü var. Çünkü öğrencilerimiz de hocamız bu işi yapıyor. Bizzat takip ediyoruz biz de sahada. İnşallah daha geniş kapsamlı projelerde biz hem sizlerle hem öğrencilerimizle hem de hocalarımızla buluşacağız. Ben seyircilerimize bu işin ehil ellerden öğrenmelerini, özellikle solucan gübresi ve diğer konularda bu işin bilimsel yönünü tartışan insanlardan öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Kulaktan dolma bilgilerle işe girişmemelerini, bunun ekonomik boyutu da var. Bilim insanlarından bu işi öğrenmelerini, tavsiye almalarını salık veriyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam bu yoğun programınız arasında bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en fazla izlenen çiftçi kanalı Çiftçi TV'de çiftçilerimizle buluştunuz. Umarım çok daha güzel çalışmalarda, çok daha güzel projelerde sizlerle birlikte oluruz. İnşallah. Ben daha fazla sizi tutmayacağım. Sayın hocalarımın bir programı vardı. Bizleri kırmadılar. Programımıza katıldılar. Onları yolcu ediyoruz. Kalan hocalarımızla vermi kompost üretimini anlatmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür. Rektör hocamla dekan hocamı gönderdikten sonra şimdi vermi kompost üretimini anlatmak için sayın hocalarımla birlikteyiz. Hocalarım bu işin uzmanı. Şu an Kırşehir genelinde bir proje yürütüyorlar. Hocam vermi kompost üretimi nedir? Ekonomik boyutu nelerdir? Kadın çiftçiler bu işin içerisine girebilir mi? Hem Şöyede hocamla hem Arzu hocamla bunu konuşmak istiyorum. Şöyede hocam dilerseniz sizle başlayalım. Önce şunu söyleyelim. Bu solucan gübresi son derece yaygınlaştı. Her tarafta üretilen bir şey. Ama insanlar bunun ne olduğunu ben çok bildiklerine inanmıyorum. Evet. Dilerseniz buradan başlayalım. Solucan gübresi nedir? Evet, teşekkür ederim. Solucan gübresi nedir? Tanımını yapmadan önce yaygınlaştığı için ülkemizde ismi solucan gübresi diye yaygınlaştığı için bir solucan gübresi terimine bir müdahale etmek istiyorum. Aslında tüm organik atıklar gibi, tüm organik atıklardan yapılan gübreleme materyalleri gibi solucan gübresi dediğimiz vermi kompost da aslında bir gübre değildir. Yani gübre demek tanımını biraz değiştiriyor. Elbette ki gübre içindeki bulunan besin elementlerinin ve içinde bulunan diğer maddelerin hepsinin kesin olarak bilindiği, içinde nelerden ne kadar olduğu bilinen materyalleri gübre diyebiliriz. Bunlardan gübreleme yapabiliriz. Yine söyleyeceğim, hani tüm organik atıklardan yapılan gübreleme materyalleri gibi vermikompost da bir toprak düzenleyicisidir. Bir toprak ıslah maddesi görevi görür. Bir toprak düzenleyicisidir. Elbette ki bitki besin elementlerini, yarayışlılığını artıran muhtevaya sahiptir. Dolayısıyla biz buna kompostlanmış bir materyal demeyi tercih ediyoruz. Vermi kompost da tanım olarak bitkisel ve hayvansal kökenli tüm organik atıkların solucan ve mikroorganizma marifetiyle bir
Biz biyodegradasyon diyoruz. Solucan ve mikroorganizma marifetiyle kompostlanmasıdır. Evet. Elde ettiğimiz ürüne de vermikompost diyoruz. O zaman diyoruz. Biz artık solucan gübresi demeyelim, vermikompost diyelim ama evet. Halk dilinde gene buna herkes solucan gübresi diyecektir. Evet, biz de artık. Halkın televizyonuyuz, çiftçinin televizyonuyuz. Evet. Peki o zaman siz bilimsel solucan ismini gübresi. Anlattın, biz solucan gübresi diyelim, olmaz peki, mı? Peki, olur. Evet. Peki hocam, bu solucan gübresini özellikle yanılıyorsam düzeltin. Sebzede kullanılıyor. Yani şöyle bir şeker pancarı, buğday, arpadan ziyade domateste evet. veya biberde, patlıcanda veya evet. meyvecilikte yanılıyor muyum bu konuda? Çok doğru söylüyorsunuz. Pratikte böyle yapılıyor. Şu anda kullanımın yaygın şekli de böyle ama şöyle bir ayrım var. Katı vermikompost, yani katı formdaysa vermikompostun kendisi çok değerli bir organik üründür. Doğal organik bir materyaldir. Üstün diğer organik materyallerle kıyaslandığında üstün niteliklere sahiptir. O yüzden bütün araziye, yani şeker pancarı, arpa, buğday gibi, tahıllar gibi büyük alanlarda ekimi yapılan bitkilerin tüm araziye, tüm toprağa uygulanması için katı vermikompost çok kıymetli bir şeydir. Halihazırda vermikompost kullanmadan önce kullanabileceğimiz başka organik materyaller var. Diğer kompostlama ürünleri var bütün araziye vermek için. Ama eğer arazimizde de, büyük arazilerde de vermikompost kullanmak istiyorsak o zaman sıvı vermikompost kullanmayı tercih ederiz. Evet. O zaman şeker pancarında da, tahıllarda da vermikompost kullanabiliriz. O zaman şöyle sulama diyoruz. Suyuyla. Katı vermikompost her yerde kullanılabilir. Bitki köküne. Ekonomik olmadığı için çok kullanılmıyor belki ama evet. onu da ekonomik hale getirmek için sıvı hale getirmemiz lazım. Evet. O zaman pancarada, buğdayada, mısırada her yere kullanabiliriz. Evet. Yani katısını sizin dediğiniz gibi sebzelere, ağaçlara, fidanlara, bitki kök bölgesine uygulayabiliriz. Sıraya ekime uygulayabiliriz. Eğer büyük alanlarda uygulamak istiyorsak sıvıyı tercih ederiz. Evet. Peki Arzu Hocam, işin ekonomik boyutuna girdiysek tarım ekonomistine soralım hemen. Hocam bu işin ekonomik olarak ne gibi faydası var? Yani ben şöyle bir şey duymuştum, bilmiyorum Arzu Hocam, Şöhret Hocam doğru mu? Bu gübreyi tarlaya attığınız zaman 3 sene bir daha gübre atmanız gerekmiyor. Böyle bir şey, yani herkeste bu algı var. Yanlış bir algı herhalde, yüzünüzden anladığım kadarıyla yanlış bir algı. Her sene atmamız gerekiyor yani. Vermikompost bir kimyasal gübre olmadığı için diğer tüm organik gübreler gibi ona böyle bir zamanlama koymak yanlış olur. Evet. Yani kimyasal gübre tavsiyesi gibi vermikompost tavsiyesi yapamayız. O zaman analiz yapanlar yapmamız lazım. Yapanlar da bu konuda yanılgıya düşüyorlar demektir. Yapamayız ama şöyle karar verebiliriz. Toprağımızın eğer organik madde seviyesini biliyorsak ve bir noktaya taşımak istiyorsak o açıyı kapatacak kadar vermikompost uygulayabiliriz. O açık bir yılda kapanmıyorsa her yıl uygulayabiliriz. Ancak tüm organik gübreler gibi bunlar yavaş salınımlı gübrelerdir. Kimyasal gübre gibi toprağa attığınızda sulama suyuyla, yağışla topraktan akıp gitmez. Yavaş yavaş çözünürler. Dolayısıyla her sene vermikompost vermeye gerek yoktur. Evet. Ama bunu 3 sene, 2 sene gibi sınırlayamayız. Onu gözlemlemek gerekiyor. Evet. O zaman bu işin ekonomik boyutu var. Hocam solucan gübresinin, şimdi ben çiftçiyim. Herkes gibi ben de girdiden çok çıktıya bakarım. Yani bana ne gibi faydası var? Ben bu solucan gübresini tarlama kullandığım zaman ekonomik olarak bana ne gibi bir faydası olacak? Tabii ki çıktılar konusunda da öncelikle bir çevre anlamında da düşünmemiz gerekiyor. Ekonomik anlamda dediğimiz zaman biz ekonomide sosyal ve ekonomik faktörler deriz, anlatırız böyle. Çevreye olan tabii ki organik materyalden kaynaklı bir katkısı var. Kimyasal içermediği için. O tabii ki ayrı bir boyutu ama bunun ekonomik boyutu tabii ki daha önemli. Üretim yapan üreticilerimize baktığımız zaman bölgede bu proje kapsamında hocamla birlikte de çalışmalarda gördük. Çok istekli üreticilerimiz var bu işi yapmaya hevesli ve iş gücü çok az gerektiriyor. O anlamda da yapılabilir, uygulaması kolay, üreticiler açısından da kolay. Hem de işçilik de çok fazla gerektirmediği için daha kolay ve dediğim gibi organik materyal kapsamlı olarak baktığımız zaman da çevre için de ayrı bir katkısı var. Onu evet. da göz ardı etmememiz gerekiyor. Ürünün verimini arttırıyor mu peki? Yani tabii mesela ki. Ben normal gübre kullandım, her doğal gübre. Ben bunları soruyorum hani
çiftçilerimiz bunları bilsin diye. Her doğal gübre gibi herhalde bunun da bir ekstra verim artışı oluyordur bunun düzgün kullanıldığı zaman. Evet, düzgün üretildiği tabii. Ve düzgün uygulandığı zaman verim artışı, ürün verimi, yani gözle görülür olan şey ürün verimi olduğu için önemsediğimiz şey bu oluyor. Ama aslında vermi kompostun etkilediği ve artırdığı şey toprak verimliliğidir. Toprağın bitkiye içindeki muhtevayı verebilme gücüdür. Vermi kompost bir, dediğim gibi en başta, evet içinde gübreleme materyali olan bitki besin elementlerini ve bunların yarayışlı formlarını, bitki gelişim düzenleyicileri fazlaca bulundurur. Mikrobiyal aktivite diğer tüm organik gübrelerden çok daha yüksektir. Vermi komposttaki üstünlüğünü buradan alır. Diğer organik gübrelerle kıyaslandığı zaman toprağın verim gücünü artırır bitkiye. Dolayısıyla eğer toprak verimliliğiniz artmışsa hem bitkide ürün miktarınız artar, hem de satılabilir ürün miktarınız artar. Kalite, aroma gibi satılabilirliği belirleyen özelliklerde artış olur. Dikkat çekici, gözle görülür bir artış olur vermikomposta. Ama vermikompostun üretimiyle kullanımında Türkiye'de eğer bu 2-3 senede çok popüler oldu ve birden hani yaygınlaştıysa, çok dikkatleri üzerine çektiyse, var olan haliyle biraz ilk vermikompostu küçük küçük üretmeye başlayan, birbirlerinden görerek heves edip başlayan insanlar, birbirlerinden kulaktan dolma bilgiyle yapan, solucanı satarken sen de böyle yap diyerek yaygınlaşmış bir durum. Hocam şöyle diyeyim, şimdi en son oraya geleceğim. Vermikompost üretimi ile ilgili çok müthiş bir bilgi kirliliği var. Mantar gibi her yerde türedi. Onun hem üretimini sonunda size biraz anlattıracağım, hem de bu hatalı üretimden bahsedeceğim. Ama öncesinde şunu söyleyeyim. Benim anladığım şu, solucan gübresi veya özür diliyorum, vermikompost hem ürünün verimini arttırıyor. Bunun haricinde Arzu Hocam'ın dediği gibi çevreyi koruyor, toprak verimini arttırıyor, toprağı koruyor. Şöyle bir ekleme yapacağım. Vermikompost üretmenin iki sebebi olabilir. Bir, ben bir çiftçiyim, tarım yapıyorum, çok hayvansal ve bitkisel çok artığım var. Çok organik materyalim var. Ben bunu solucanla kompostlayarak değerli organik bir materyal, gübreleme materyali elde edebilirim. Amacıyla vermikompostlama yaparsınız. Hem atıklarınızı değerlendirmiş olursunuz. Efendim Türkiye'de bugün atıklara, maalesef ki tüm organik atıklara çöp gözüyle bakıyoruz. Ama organik atıklar çöp değildir. Geri dönüşerek çok değerli organik bir gübreleme materyaline dönüşebilir. Onu değerlendirirsiniz. Türkiye'de bugün pek çok organik atık, hasat atıkları, domatesi topluyorsunuz, bitkisini ne yapıyorsunuz diye soruyorum. Hocam bir yere toplayıp yakıyoruz diyor. Çünkü onun ne yapacağını bilmiyor. O elinin önünde ona bir çöp oluşturuyor. Çiftçi de onu yakmayı tercih ediyor. Oysa bunu vermikompostlayarak kendi arazisi için değerli bir ürüne çevirebilir. Burada hemen Arzu Hocam'a şunu söylemek istiyorum. Aklıma kadın çiftçiler geliyor. Yani biliyorsunuz kadın süt yapar, peynir yapar, evet. Çökelek yapar. Kadın sebzeyle ilgilenir. Hocamın dediği gibi organik atıkları atmak, yakmak değil de onu evet. Tekrardan şey yapmak. Hocam bu işe kadın çiftçileri yönlendirebilir miyiz? Tabii ki. Biz alanda çalışırken zaten proje kapsamında gittiğimiz bölgelerde şimdi aslında projenin çıkış aşamasına da değinmek gerekiyor bu noktada. Ben onu da hocam belki söyler diye beklemiştim ama şimdi Kayseri'ye eğitimlere gidiyordu hocamız. Biz de bölümde baktık, işte hocamızla görüştükten sonra orada yapılan güzel uygulamalar vardı. Dedik ne yapılabilir? Bu bölgede bunların yaygınlaşılması gerektiğini düşündük. İşte vermikompostla ilgili eğitimler orada veriliyor. Güzel uygulamalar var. İşte proje yapılmış, dernek kurulmuş, çok ciddi çalışmalar yapılmış. Bunlar kapsamında biz burada ne yapabiliriz aslında sorguladığımızda. Birlikte KOPA böyle bir proje önerisinde bulunduk. Ondan sonra da kabul edildi zaten. Alanda, ilçelerde tek tek uygulamalara başladık. Bu bağlamda kadınların bu duruma
desteği çok daha fazla. Çünkü daha önce de söylediğim gibi iş gücü anlamında da zaten çok fazla iş gücü gerektirmiyor. Alan olarak da kapalı bir alanda yapılabiliyor. Onun haricinde işte nedir? İlgilenmesi gereken kadınlar buradan bu noktadan hareketle hayvancılıkla işletmede çok daha fazla miktarda uğraştıkları için hayvancılık yapan işletmelerde kadınlar genelde bu işle uğraştıkları için aslında birebir bir işletmede bir kadının bu görevi üstlenerek yapmasına dönüşüyor olay. Bu anlamda hem ekonomik katkısı olduğu gibi tarım işletmelerine biliyorsunuz bizim tarım işletmelerimiz küçük tarım evet. işletmesi yapısında tarım işletmeleri bağlamında baktığımız zaman ise işletmeye ciddi gelir anlamında katkıları oluyor. Vermi kompostun. Ya ve buna çok fazla istekli olduklarını gözlemledik biz bu çalışmalar sonucunda. İşte biz de yapabilir miyiz? Ama bu anlamda birazcık cesaretlendirilmesi gerekiyor üreticilerimizin ya da kadınlarımızın öyle söyleyeyim. Ben yapabilir miyim sorgusundan ziyade ben de bunu yapabilirim. Dönüştürülmesi gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Gerek bakanlığımızın gerek Çiftçi TV ekranlarında bazen görüyoruz. İşte Azmi Zafer'i bir kadın çiftçi şöyle yapmış böyle yapmış. Niye? Bir algı oluşursa bir farkındalık oluşursa niye olmasın? Kesinlikle. Belki ilk başta çok büyük bir tesis değil. Sadece kendi üretim alanı için bir solucan gibi vermi kompost tesisi kurabilir. Peki diyelim ki bizi izleyen bir bayan izleyicimiz. Bayanlarımız da yoğun bir şekilde, kadınlarımız da yoğun bir şekilde bizi izliyorlar. Böyle bir tesis kurmak için dediğim gibi başlangıçta belki de sadece kendi alanı için ekonomik olarak çok büyük bir maliyeti var mı bu işin? Yani. İşte solucanı, gübresi, yani bilmiyorum ben birazdan hocama anlattıracağım onu. Evet. Ama ekonomik boyutunu size soralım. Ekonomik anlamda çok fazla bir gider yok ilk kuruluş aşamasında değil baktığınız mi? Zaman. Herhangi bir üretici de o materyalleri alabilir ve üretime başlayabilir. Yani dediğim gibi sadece üretim materyallerinin maliyetini geçtik, iş gücü istemiyor. Şimdi bizdeki en fazla sorunlardan bir tanesi tarım işletmelerine baktığımız zaman iş gücü bulmada da sorun yaşıyoruz. Neden? Çünkü göç var. Göçle birlikte iş gücü ihtiyacımız da artıyor. İşte kentten kente göçler biliyorsunuz iş tarımsal alanlarda çok fazla arttı son dönemde de. En büyük ekonomik sosyal sorunlarımızdan bir tanesi belki de aslında iş gücü fazla istememesi çok önemli. İşletmede bulunan bir karı koca ailenin işte kadın sadece uğraşarak ya da eşi sadece emekli olabilir, başka bir işten emekli de olabilir, köye tekrar gelmiş yerleşmiş de olabilir. Tek eşi uğraşarak bu alanda üretimi devam ettirebilir. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla sahadaki çalışmalar sonucunda da elde ettiğimiz bilgilere dayalı olarak gerçekten işletmelerin hem ekonomik hem sosyal anlamda kalkınması amacıyla güzel bir üretim dalı diyebiliriz. Benim anladığım şu, bizi izleyip kendi kendine ben bu işi yapacağım diyen bir izleyici bu işi yapmaya başlarsa evet. bir iki seneye bir kadın çiftçi hikayesi biz buradan çıkarırız. Evet, İnşallah yine çiftçilerin kanalına Çiftçi TV'de yayınlarız. Şöyle hocam, belki şimdi bizi izleyenler diyorlardır ki tamam işin bilimsel boyutunu anladık. Kardeşim bu solucan gübresi nasıl üretiliyor? Ne yapacağız? Bundan hani belki evet. zaman çok kısıtlı ama evet. genel olarak bir bahsedecek olursak solucan gübresi nasıl üretiliyor? Ne yapılıyor? Evet, zamanımız üretim için biraz kısa ama ben kısaca bahsedeyim. Gerçi hocalarım bahsettiler programın başında. Biz Ayhevran Üniversitesi bünyesinde sürekli eğitim merkezinde eğitimlere devam ediyoruz. Evet. Vermikompost üretiminde iki amaç vardır dedim. Birisi kendi atığımı değerlendirmek. Bu kırsal için çok mümkün elbette ama ikincisi de ben bundan ekonomik gelir elde etmek istiyorum. Ben tarımsal üretici değilim. Evet. Organik atığım da yok ama bunun bir ticari değeri var. Ticari metaline gelmiş bir ürün. Ben bundan bir tesis olup ticari gelir elde etmek istiyorum diyenler için de ikinci bir vermikompost üretim sebebidir bu. Onda da organik atığı temin ederler ve vermikompostlayarak sunarlar, satarlar. Ve vermikompost üretiminde biz istesek de istemesek de temelde iki tane ve bir tesisten de üç tane ürün çıkar açığa, ticari ürün. Birincisi bizim organik gübreleme materyalimiz olan vermikompost. İkincisi solucan varlığı. Bu ikisi birbiriyle entegre çünkü ben sadece vermikompost üreteceğim diyen birisi eninde sonunda solucan da üretmiş olur. Sadece solucan üreteceğim diyen birisi de ister istemez vermikompost da üretmiş olur. Bunun üçüncü ayağı da katı vermikomposttan sıvı vermikompost elde etmektir. Organik atıklarımızdan
Burada organik atık dediğiniz şeyler nedir? Onu bir bitkisel ve hayvansal mesela, atıkları mesela çay hemen... var benim bildiğim. Çok yoğun evet, kullanılıyor. Evet. Yanlış mı doğru mu bilmiyorum ama nereye gitsem çay görüyorum ben. Evet. Temin de kolay. Efendim mama yapması da kolay. Evet. O yüzden tercih ediyorlar. Bir sakıncası da yok elbette evet. Ama sadece çay değil. Evet. Şöyle ki bir hayvansal atıkların en başında Türkiye'de ahır gübresi geliyor. Evet. Özellikle de Kırşehir'de. Yani bitkisel üretimle hayvansal üretimi kıyasladığınızda bu bölgede İç hayvansal Anadolu'da, üretim Kırşehir'de ya da İç Anadolu'da hayvansal evet. üretim. Hocam söyledi sadece Kırşehir'de 176 bin büyükbaş hayvan varlığı evet. var. Ciddi bir ahır gübresi çıktısı da var. Ahır gübresinin değerlendirilmesinde de sıkıntılarımız var. Çünkü nitrat kirliliğinden dolayı topraklarımıza akan nitrattan dolayı ahır gübresinin onların depolanması ve değerlendirilmesinde de sıkıntı var. Şimdi kompostlama konusunu inşallah başka bir zaman konuşuruz. Evet. Ama şöyle değerlendirilmesinde. Olarak, inşallah olur da şeyi söyleyelim ama ben mesela solucan gübresi üreticisiyim. Belki de yanlış bir uygulama yapıyordur. İçine ne koyalım? En azından maddelerle hemen onu söyleyelim. Hemen onu söyleyeceğim. Heh. Şimdi hayvansal atıklardan kastımız ahır gübreleri, efendim kanatlı gübreleri, küçük baş gübresi bunların hepsi bizim için hayvansal solucan atık. Solucan gübresi yetiştirirken bunlar vermikompost üretirken evet, bunu da kullanabiliyoruz. Ama hayvansal atık mezbane atıkları, mandıra atıkları değildir. Değil. Onları vermikompostlayamayız. Evet. Uzun vadede elbette. İşlemden geçenler mi olacak bu? Evet. Şimdi bitkisel atıklardaysa bütün hasat atıkları, mutfak atıkları, bitkisel budama atıklarının hepsini vermikompostlayabiliriz. Ama bunun içine biz neyi katmıyoruz? Narenciyeyi katmıyoruz. İçinde C vitamini bulunan. Evet. Çünkü en başta söyledim vermikompostlama sadece solucanla olan bir şey değildir. Solucan ve mikroorganizma marifetiyle olur. O mikroorganizma popülasyonlarının düşmesine sebep olacak içinde antibakteriyel içeren soğan, sarımsak gibi bitki atıklarını kullanmayız. C vitamini içeren narenciyeyi kullanmayız. Ama onun dışında tüm bitkisel atıkları, kahverengi atıklar dediğimiz kağıt, karton, talaş gibi, budama atıkları gibi bitkisel kaynaklı atıkların hepsini de vermikompostlamada kullanırız. Ama bu şu anlama gelmemeli asla. Bunların hepsini solucana verelim, solucan yesin. Bunların ön bir kompostlanması yani solucan maması yapmak gerekir. Bunların seviyesi önemli mi? Yani şundan evet. şu kadar, bundan bu kadar. Evet. Şimdi şöyle var olan atığımızı değerlendiriyorsak, amaç var olan atığı değerlendirmekse solucan hepsini tüketir. Ama şurası kesindir. Eğer ticari olarak bunu satacaksanız bunun bir standardı olmalıdır. Benim çok fazla kağıt atığım var. %80 kağıtla ürettim vermikompostu. Diğerinin ahır gübresi atığı var. O da %80 ahır gübresi kaliteli ağırlıklı. Kaliteli olmaz. Oluşan vermikompostun içeriği farklı olur. Evet. Ama biz şu anda hali hazırda Türkiye'de, dünyada bölge bölge değişir. Türkiye'de vermikompost üretimini ağırlıklı olarak %80'e kadar ahır gübresi, geriye kalanı da kompostlanmış ahır gübresi ve kompostlanmış bitkisel atıktan birlikte bir kompost materyali oluşturup biz buna solucan maması diyoruz. Sonra onu solucana veriyoruz. Şunları görüyorum. İnternetten de görüyorum, bana gelen üreticiden de görüyorum. Vermikompost yığınının, vermikompostlama yığınının üzerine tazeden meyve sebze atıyor. İşte bu marul yaprakları, meyve atıkları sakıncası var mı? Eğer yeriniz müsaitse, siz kırsalda yaşıyorsanız bunun bir sakıncası yok. Elbette solucan hepsini tüketir. Ama siz bir üreticiyseniz, vermikompost üreticiyseniz, bunu satacaksanız, düzenli üretim yapacaksanız biz solucana fermente olmamış, kompostlanmamış bir malzemeyi vermiyoruz. Ama uzun vadede size hiçbir iş yükü getirmesini istemiyorsanız bir yere yığarsınız, içine solucanlarınızı atarsınız. Bir yıl sonra orayı açarsınız, gübrenizi kullanırsınız. Evet. Yani biraz eldeki küçük işletmeler için söylüyorum. Evet. Tabii ki büyük işletmeler daha profesyonel çalışıyordu, daha ekonomik şey yapanlar. Ama küçük işletmeler eldeki imkanlarla çok da kendilerini zorlamadan aslına bakarsanız hocam daha iyi bilirsin sen bu işi. Maliyeti de düşürür bu değil mi? Yani ekstra bir şey katmıyorsun. Evdeki atıkları, atık derken kullanılabilecek atıkları kullanarak yeni bir
çıktı sağlıyorsun. Yani bugün kimyasal gübre kullanımını kesinlikle göz ardı edemeyiz. Evet. Kimyasal gübre kullanıyor çiftçimiz. İnsanları vazgeçiremeyiz de. Evet, gerek de yok aslına bakarsanız. Evet. Sadece bilinçsiz kimyasal gübre kullanımını düzeltmemiz gerekiyor. Evet. Yani gerek de yok bırakmaya elbette ki. Ancak hani kimyasal gübrenin hem çevresel hem insan sağlığına zararları konusunda artık ülkece bilinçlendiğimizi düşünüyorum ben. Evet. Bu konu artık çok gündemde. Bu tip vermi kompost gibi organik kompostlanmış materyaller bizim kimyasal gübre kullanımımızı düşürür. Evet. Bu da hem çevre sağlığı açısından hem organik atıkların değerlendirilmesi açısından hem de maddi açıdan pozitif sonuçlara doğurur. Arzu Hocam, bir de şöyle bir şey var. Ben dediğim gibi ciddi anlamda bu konuda bir kirlilik var. Türkiye'de herkes şöyle düşünüyor. Ya para kazanacağız, ne yapalım ya, solucan gübresi tesisi kuralım ya, ya kuralım da bu iş bu kadar basit mi, mantar gibi nereye gitsek türemiş bir yerlerden. Bu işin bir belgesi falan yok mu ya da ne bileyim bir standartı yok mu? Yani tabii ki bakanlığın son dönemde de uğraşmış olduğu bazı yasalarla düzenlenmeye çalışan bazı durumlar var. Gerçi hocam daha iyi bilir bu konuları ama oraya ben girmeyeyim. Benim burada değinmek istediğim size kadın çiftçiler açısından durumun daha anlamlı olduğu. Yani ben yasalarla falan şu anda çiftçilerimizin kafasını pek karıştırmayalım. Ama gene de bununla ilgili yani her önüne gelen en azından satış yapacaksa. Bunun bir düzenlemeye tabi olması gerekiyor. Yani var diye biliyorum ben. Bu düzenleme diye tabi olmayan durumlarda tabii ki önüne geçemeyiz. Yani herkes solucan gübresi üretemez, herkes çiftçi olamaz gibi bir kavram ortaya çıkıyor tabii ama solucan gübresi de bu anlamda üretenlerin de belirli bir standarda dayandırılması ve bunun belirlenmesi gerekiyor. Yine bakanlığımız zaten bununla ilgili çalışmaları yürütüyor ve bununla ilgili yapılan bazı durumlar da mevcut günümüzde. Bu bağlamda ben çok daha fazla uzatmak istemiyorum ama kadın çiftçilere küçük işletmelerde solucan gübresi üretimi durumunda çok iş düşüyor ve bunu bilmeyen biz hani belki herkese ulaşamıyoruz, hocam anlatıyor ama herkese ulaşamıyoruz, gidemiyoruz, söyleyemiyoruz, bütçeyle sınırlı biliyorsunuz, KOP projesi kapsamındaki durumlarla sınırlı. Herkesin bilgilenmesi, en azından yapmayacak olsa bile, üretimi yapmayacak olsa bile eğitimlere katılması ya da işte bu eğitimlerden mesela bu yıl başlamadı üretime ama dedi ki ben böyle bir eğitim almıştım, sertifikam da vardı, işte bu eğitimler hakkında bilgim de vardı, önümüzdeki yıllarda ben bunun üretimini yapmak istiyorum diyebilir üreticilerimiz. Bu bağlamda da bilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Her konuda bilgilenmesi gerekiyor kadın çiftçilerimizin ya da çiftçilerimizin, sadece vermikompost üretimiyle ilgili değil. O yüzden de biz zaten tarımsal yayın ve haberleşme, iletişim derslerini fakültede öğrencileri anlatırken de bu konuya çok dikkatli bir şekilde yaklaşıyoruz. Diyoruz ki işte herkes yayımcı olamaz, herkes bu bağlamda üretimci olabilir ama herkes yayımcı olamaz. Çünkü yayım çok önemlidir. Üretimi yaparsınız ama üretim belli bir yerde üretilir. Ama arz ve talep mevzuları işin içerisine girerse, ekonomik olmazsa istediğimiz kadar üretimi yapalım. Evet. Yani üretim yapmaktan ziyade burada amaç nedir? O üretimin üreticiye duyurulması, kesinlikle. Üretimin nasıl yapıldığını üreticinin bilmesi gerekiyor. Bilinçsizliğin ortadan kalkması. Bilinçsizliğin, yani ben internetten dolma bilgilerle üretim yapamam artık. Ben zaten şunu sürekli söylüyorum. Gerek STK'lar, gerek il müdürlükleri, üniversiteler, eğitimler yapıyorsa, kırsalda özellikle yapılıyor, köylerde falan sürekli yapılıyor. Evet. Lütfen bu eğitimlere katılın. Benim ne işime yarayacak demeyin. Bugün yaramaz, yarın yapar. Yani her konuda var. Vermi kompost konusunda da birçok ilde zamanla daha da bu işin artacağına inanıyorum. Evet. Bir şey söylediniz az önce, oraya hemen sormak istiyorum. Zamanımız da bitmek üzere. Solucan gübresi katı değil, büyük alanlarda sıvı şekilde kullanılmalı diyor ama sıvı hale nasıl getirecekler bunu? Yani şimdi biz buradan yanlış bir bilgi vermeyelim. Onu suyun içerisine koyup da direkt tarlaya verdikleri zaman damlamayla, yağmurlamayla böyle bir şey oluyor mu? Yoksa onun bir işleme tabi tutulması gerekiyor mu? Elbette ki şöyle bir teknikle sıvı gübre, sıvı vermi kompost oluşturmak diyelim, üretmek diyelim. Ticari ürünler türlü çeşit şekilde üretilip piyasaya sunulabilir. Üzerinde içinde ne olduğunu yazdıkları sürece ki mevzuat hazırlanıyor. Türkiye'de vermi kompost kavramı çok yeni, solucan gübresi kavramı çok yeni. Bakanlığımızda daha yeni birkaç ay önce
yönetmeliklerimizde ismi geçmeye başladı. Doğal olarak bizde henüz bir vermikompost mevzuat yönetmeliği yok. Ama yoğun çalışmalar var. Bakanlığımız hazırlıyor. Elbette ki standartlar gelecek, denetmenler gelecek, denetleme gelecek. Ama şu anki hali hazırda birkaç parametreyle solucan gübresi tanımlanmış durumda zaten. Evet. Sıvı gübre üretiminde dediğim gibi ticari pek çok şey üretilip piyasaya sunulabilir. Ama bunun doğru ve sağlıklı olanı katıdan sıvıyı üreticinin kendisinin üretmesidir. Şimdi kısaca onu nasıl yapacak? Çok kısa ama şöyle bir noktaya gitmesin bu. Bu bir yemek tarifi değildir. Evet. Yani şu anki şu programla hoca böyle söyledi, biz hemen yapalım atalım gibi bir noktaya gidip böyle de yaygınlaşmasını istemiyorum. Evet. Mutlaka bir eğitimden geçmek şarttır konuyla alakalı. Ama unutmayalım, vermikompostun üstün niteliği içindeki mikroorganizmadan gelir. Diğer tüm organik gübrelerden 1 milyar kat fazla mikroorganizmaya sahiptir. Nitelik buradan kaynaklanır. Ve bunlar oksijenli solunum yaparlar. Dolayısıyla eğer oksijensiz bir ortama koyarsanız malzemeyi, içindeki mikroorganizma ölür. Solucan gübresi sadece geriye sadece bitki besin elementleri içeren bir şeye dönüşür. Hali hazırda katı vermikompostu soğuk demleme şeklinde içini havalandırarak, bir havalandırma motoruyla içini havalandırarak, içindeki mikroorganizmaya oksijen sağlayarak havalandırırız, soğuk bir demleme yaparız. Katısıyla sıvısını ayıracak şekilde süzeriz, evet, ve kalan kısmı toprağa uygularız. Benim, ya da yapraktan da uygulayabiliriz. Anladığım şu, hocam diyor ki ben buradan şimdi anlatırım, biri yanlış bir şey çıkarış, evet, içerisinden. Bu konuda bilgi almak isteyenler o zaman şöyle diyelim, arayın Ahevran Üniversitesi'ni. Evet. Şöhrede hocama ulaşın, evet, bizim de selamımızı iletin, size bu konuda yardımcı olsun. Her zaman seve, evet, seve. Hocam ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Solucan gübresi gerçekten şu son zamanlarda nereye gitsek karşımıza çıkıyor. Sürekli telefonlarımız çalıyor, abi böyle bir şey yapabilir miyiz gibisinden. Biz de çiftçinin ailesi olarak böyle bir program yapmak istedik. Verdiğiniz emeklerden, bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili Çiftçi TV ailesi, bugün dilimizin döndüğünce vermikompost yani solucan gübresini sizler için anlatmaya çalıştık. Solucan gübresinin nasıl yetiştirildiğini çok detaylı olarak anlatamadık. Çünkü şöyle de hocam hep şunu söylüyor, bir programa bunu sığdırmak mümkün değil. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa Ahevran Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin değerli hocalarına ulaşabilir. Bu konuda gerekli bilgileri alabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince üniversitemizde, bölgemizde, ülkemizde olan gelişmeleri sizler için anlatmaya çalışacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere.